sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'nin hazırladığı Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, ayın ilk yarısında Güneş ve Venüs Akrep burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Sizin için özellikle romantik konulara, duygusal konulara biraz daha fazla dikkat çekiyor bu yerleşim. 9 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'na geçecek. Artık daha önceden başlamış ama yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz bu dönemde yoğunlaşabilir. Güçlü duygular, tutkular, arzular daha fazla etkili olacak hayatınızda. Yeni tanışmalar olabileceği gibi süre gelen ilişkinizde de duygusal paylaşımlar biraz daha tatmin edici olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz, romantik seyahatler olabilir. Yaratıcılığınız çok artacaktır. Özellikle sanatla ilgili çalışmalara daha fazla zaman ayırabilirsiniz bu dönemde. Bir hobinizle ilgili eğitim almak, kursa başlamak için de değerlendirebilirsiniz bu süreci. 14 derece Boğa burcunda bir dolunay var 7 Kasım'da. Bu dolunay sevgili yengeçler sizi destekleyen bir dolunay. 11. evinizde meydana gelecek. Bu alanı aydınlatıyor. Daha önceden başlamış bir girişim sonuçlanabilir. İlişkileriniz ve duygusal ilişkilerinizle ilgili olabilir veya sosyal yaşamınızla ilgili olabilir. Hayal ettiğiniz bir konuya, bir dileğinize kavuşabilirsiniz. 11. ev dolunayları özellikle bizim niyetlerimizle, dileklerimizle, hayallerimizle ilgilidir. Dolunay da bu alanı aydınlatıyor. Dolayısıyla keyifli gelişmeler olabilir sizin için. Bir arkadaşınızla ilgili güzel bir gelişme olabilir veya ait istediğiniz, arzu ettiğiniz bir iş, bir çalışma imkanı, bir proje veya bir grup çalışmasına dahil olabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, Mars ay boyunca Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor tabii ki Mars karşıt burcunuzda. Burada zaman zaman özellikle yaşamınızda streslere, kazalara ya da sakarlıklara neden olabilir Mars'ın bu pozisyonu. 11 Kasım, 14 Kasım aralığında Mars, Plüto ve Uranüs'le sert etkileşimlerde olacak. Özellikle ay içerisinde bu günlere biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. İlişkilerinizde, iletişimlerinizde zaman zaman bazı stresler ve baskılarla karşılaşabilirsiniz. Şartları fazla zorlamamak, biraz uyum göstermeye çalışmak daha doğru olacaktır. 16 Kasım'dan itibaren Venüs Yay burcuna geçecek. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. Enerjiler biraz daha değişmeye başlıyor artık ve 22 Kasım'da 0 derece Yay burcunda yeni bir ay doğacak. Yay burcu yeni ayı özellikle iş hayatınız, çalışma koşullarınız, günlük rutinlerinizle ilgili alanda bazı yenilikler gündeme getirebilir. Bir seyahate çıkabilirsiniz. Özellikle günlük alışkanlıklarınız, giyim stiliniz olabilir. Orada bazı yenilikler gündeme gelebilir. Venüs burada olacağı için kendiniz için alışverişler yapabilirsiniz. Gardırobunuzu yenileyebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Yay burcu spora başlamak için de çok uygun. Günlük yaşamınıza, rutinlerinize sporu dahil edebilirsiniz. Tabii ki bu sağlığınızı da olumlu olarak etkileyecektir. Sağlıkla ilgili var olan bazı sorunlar varsa bunlara bir göz atmak, tedaviye başlamak veya kişisel bakımınızla ilgili bazı çalışmalar yapmak, check-up yaptırmak için de bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, 27 Kasım özellikle biraz daha ilişkilerle de ilgili sürpriz durumların olabileceği, hareketli enerjilerin olduğu gökyüzü konumları var. Güneş ve Neptün arasında oluşacak kare açıda sizin için biraz daha duygusal ve romantik konuları yoğunlaştırabilir sevgili yengeçler. Ayın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.